İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Oktar Bey. Ve bu ne şıklık? Ne var? Nasıl? Dikkat çeken ne oldu? Yani muhteşem bir gömlek, muhteşem ne bir ceket. Ne çekmeyecek ediyorsun dikkat ediyorsun. Muhteşem bir ayakkabı, muhteşem bir ayakkabı, kumaş. Ayakkabı sıradan ayakkabı canım, her zaman giydiğimiz ayakkabı. Bir özelliği yok. Şahane. Maşallah. Hakikaten şahane maşallah. Yani böyle gömleğin nesi varmış? Bu kadar şık bir ayakkabı. Yani deri tasarım. Ne? Böyle bir ayakkabı görmedik. Sıradan sıfatı yeniden yazılıyor. Evet. Muhteşem. Hakikaten bir de ceket ve gömleğiniz olan uyumu. Peki, çok çok olan. Peki gömleğin nesi varmuş yani? Desen. Yakından görürse muhteşem. İşte muhteşem. Maşallah. Muhteşem. Yani şıklığın tanımını değiştirdiniz. Altın düğmeleri çok şık. Her birini görüyorum. Altın bol kurulmuş. Maşallah. Ama ceketin de kumaşı çok olağanüstü. En iyi ipekli kumaş. Hocam gömleğinizin altın düğmeleriyle saatinizin uyumu evet. Güzel olmuş maşallah. Maşallah. Saatinizi acaba? Ya saat o kadar ters ki yani olay. Burada bir kamera olması gerekir onu. Daha önce de belirtmiştik. Öyle bir olayla bu olaya girebiliriz. Ama hakikaten böyle bir şıklık maşallah. Görmemiş. Doğallık maşallah. Gerekiyor. Doğal olması lazım. Ya bizim ev şurada falan gibisinden böyle bir şey yapmamız lazım. Sadece günümüzde değil, geçmişte de yani böyle bir şıklık hakkı evet. Maşallah. Maşallah, ne güzel. Ve yakışıklılığınız, her geçen günde gençleşiyorsunuz maşallah. Evet, o hayret verici bir maşallah, şey. Evet. Böyle bir cilt hakikaten yok. Maşallah. Allah üstün ahlakınıza böyle güç, kudret ve etki meydana getiriyor maşallah. 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 Dünya çapında, 200 ülkede okunuyor eserleriniz dünyada. Maşallah. Çok acayip bir şey, hakikaten. 76 yabancı dile çevrilmiş. 250 yabancı basında makaleniz düzenli çıkıyor. Maşallah. 250. Yani 2-3 tane yabancı basında maşallah. Çıkan kişileri dünyada yere göğe koyamıyorlar. Sizin 250 maşallah. Buyurun dinliyorum. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşlarımızla gerçekleştirdiği iftar buluşmasında sizin de sık sık üzerinde durduğunuz bir mantığı vurguladı ve yaş kaç olursa olsun yapacak bir işim kalmadı dediğiniz gün gerçekten bittiğiniz gündür dedi. Cumhurbaşkanımız şunları söyledi. Emekliliği son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Hiçbir emekli kardeşim bu güzel dönemi evinin duvarlarını hapsolarak geçirmemeli. Allah sağlık verdiği sürece yapacak çok şey var. Yapacak bir işim kalmadı dediğiniz gün gerçekten bittiğiniz gündür. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak dedi. Tayyip Hocam çok önemli, güzel bir konuşma yapmış. Her konuşması gibi bu da çok güzel. İftar iftardır. Yani iftarı beğenmezlik olmaz. Mesela ilk 3 dilim peynir olur. 2 dilim ekmek olur. Efendim yarım domates olur. O da bir iftardır. İşte kuzu butlu bilmem ne falan o da iftardır. İftardan amaç Müslümanlarla bir araya gelip küfrü kızdırmak, münafıkları kızdırmak. Müslümanların birliğini, beraberliğini, birbirine olan sevgisini göstermektir. İnşallah. Yoksa oraya karın doyurmaya gitmeyiz. Yani tıka basa yemeğe gidilmez. Veyahut işte en iyi yemeğe gitmeyiz. Evet. İşte en güzel pirzolalar, en güzel işte kebaplar, onları yemeğe gitmiyoruz. Oranın ziyafeti manevi ziyafettir. Müminlerle bir araya gelmek, kardeş olmak, o sevgiyi ifade etmek. Aksi görgüsüzlük ve münasebetsizliktir. Falancanın iftarında işte et vardı, bizimkinde köfte vardı bilmem ne. Bu basitliktir. Sıradan insanlar yapar böyle şey, böyle şeye. Müslüman tenezzül etmez. Oradaki asıl amacı önemli görür. Asıl amaç oradaki sevgi, muhabbet, dostluk, birliktelik, küfre karşı müminlerin birlikte ve beraber olduğunu, birbirinin velisi olduğunu göstermek. Münafıkları kızdırmak, Müslümanların her yerde olduğunu herkese göstermek. Ve birbirine ne kadar bağlı olduklarını göstermek. Yoksa yemek yarışı değil. Kimin yemeği daha iyiydi, kimin kebabı daha iyiydi, kimin tatlısı daha iyiydi yarışı değil. Bu basitliktir bunu sıradan basit insanlar düşünür. Evet, inşallah. Evet. Siz de çok kötülük yapan insanlara nasıl korunuyorsunuz? Güzel yüzlüyüm, nur yüzlüm, çok temiz yüzüm. Allah nurunu kat kat artırsın. Allah seni cennette bana kardeş etsin, dost etsin. Harikulade güzelsin. Yüzündeki ifade de çok saygı
hissi uyandırıyor insana. Değerli bir insanla karşı karşıya olduğu izlenimini veriyor. Evet. Allah bu nurunla, güzelliğinle seni çok uzun yaşatsın. İnşallah. Cennette de inşallah kardeş olacağız, dost olacağız inşallah. Ben güzel yüzümü bir daha deneyeyim. Siz de çok kötülük yapan insanlara nasıl korunuyorsunuz? Kötülük yapan kendini yoruyor, başka bir şey yaptığı yok. Eğleniyorum. Müzik dinliyorum, dans ediyoruz. Adam onlarla uğraşıyor. Maşallah. Ona faydası ne? Hiç. Bana zararı ne? Hiç. Benim vaktimi değerlendirme şeklim nasıl? Muhteşem. Onunki avanakça ve aptalca. Biz de öyle diyoruz ki öyle adamlara, enayinize, kerizinize doymayın. Her zaman söylediğimiz sözdür. Enayiliklerine doymasın. Evet, inşallah. Hayatlarını kendilerine zehir etmiş olurlar. Mümin de hayatını kendine cennete çevirir. İnşallah. Mümin boş işle uğraşmaz. İnşallah. O kötü konuştukça sen yücelirsin. İnşallah. O kötü konuştukça sen dinçleşir, güzelleşirsin, sağlık, sıhhat, bereket kazanırsın. O konuştukça tüyleri dökülmeye başlar. İnşallah. Akordeon daha da sıklaşır. İyice vuruşmaya başlar. İyice çöker. Neşesi gider, mutluluğu gider. İç gücünü kaybeder. Bu sefer ne yapar? Odunlaşır. İnşallah. Odunlaşınca kütükleşir. Kütükleşince de iptal olur. İptal olunca da batar. Müminde sürekli güç, kuvvet, ihtişam, güzellik içerisinde olur. Allah'ın bu bir kanunu bu. Resulullah'a da çok kötülük ediyorlardı. Ne oldu Resulullah? Bayağı sağlıklıydı. Hepsi ölüp gitti. Resulullah dimdik ayaktaydı. Çok güzel yaşadı. Çok güzel de, çok ihtişamla da ahirete irtihal etti. Terslik yapanlar ne oldu? Kafalarına yumruk yiye yiye cehennemin içine sürüklendiler. Cehennemi dibine atıldılar. Resulullah nasıl oldu? Onu kapıda huriler karşıladılar. Cennet kapısında. Rıdvan senin için süslendi ya Resulullah diye. Böyle sevinçlerle, muhabbetle cennet aldılar. Dolayısıyla münafığın sonu felaket, müminin sonu saadet. İnşallah. İnşallah. Evet. Dinliyorum. Tabandan çok eleştiri gelmesine rağmen CHP ile işbirliği yapan Saadet Partisi yönetimine bir tepki de eski genel sekreteri Suat Pamukçu'dan geldi. Pamukçu şunları söyledi. Milletvekili sayısı 10-12'den az olan illerde Saadet Partisi'ne oy vermek aslında CHP'ye vermek anlamına gelecek. Saadet Partisi seçmeninin uyanık olması, bu vebalden ve tuzaktan uzak kalması gerekir. Bir tane dahi milletvekili çıkaramadığın bir yerde ideolojisi malum CHP'ye destek olmak ağır manevi vebaldir. Saadet Partisi seçmenleri verdikleri oyun aslında CHP'ye yaradığı gerçeğini nasıl hazmedecek dedi. Hoca samimi fikrini ifade etmiş. Artık takdir partililerin. Herkes görüşünü beyan etsin. İnşallah. Herkes ahirette hesabını verecek. Ahirette hesabını veremeyeceği bir şey yaparsa durumu iyi olmaz. Günler öncesinden uyarılmış oluyorlar. En hayırlısı, en doğrusu neyse onu yapacaklar. İnşallah. Evet, dinliyorum. Bazen insanın dilin ucuna bir şeyler geliyor. Bunları söyleyemiyorsun, unutuyorsun. Bunun nedeni ne acaba? Yakışıklım işte. Allah insana aczini göstertiyor. En basit bir şey bile bazen hakikaten hatırlayamayabiliyor. Değil mi? Mesela orada çatal oluyor. Çatal bile aklına gelmiyor söylemek. İşte falan diyor, birisi hatırlatıyor çatal falan. Allah orada nutkun kendinden olduğunu ona göstertiyor. Allah unuttursa hiçbir şey söyleyemeyecek. Aczi göstermek için Allah sık sık böyle bir nimet nevinden hatırlatmada bulunur. Evet, dinliyorum. Siz hatıralarla varız demiştiniz. Tabii hatıralar kalksa insandan, insan sadece Allah'ın ruhu haline gelir. Gören, duyan, işiten, dokunan bir ruh haline gelir. O kadar. Yani hiçbir şey ifade etmeyen bir şey. Yani gören, duyan, işiten, dokunan, koklayan bir varlık. Evet. Ama ona bir hatıra verirsen, evet,
hemen o insana dönüşüyor. Hatıradan dolayı insan oluyoruz biz. Allah katında da hatıralar sonsuza kadar kaybolmaz. Ayrıca şeyi söylemiştiniz, rüyada da hafıza değiştiriliyor. Onu da bambaşka bir insan haline getiriyor hafızasıyla, yeni hafızasıyla. Tabii, her gün rüyada ölüyoruz. Orada bir hafıza veriliyor. Ve özel felsefe, hayat anlayışı veriliyor. Yani o hayat anlayışında fizik kanunları, bildiğimiz fizik kanunlarına alakası yok. Mesela rahatça uçabiliyorsun, yer çekimi yok. Hiç olacak iş değil. Veyahut yemek istediği kadar yiyebiliyor. Veyahut banyo yapmasına ihtiyaç olmuyor. Uykuda uyumasına ihtiyaç olmuyor. Yani her şey değişiyor. Hepsi normal geliyor demiştim. Tabii gayet de normal, makul geliyor. İşin daha da garibi, ayakkabının içinde bütün millet doluşuyor, bütün akrabalarına beraber. Seyahate çıkıyorlar. Bu yani süper mantıklı geliyor. Yani aksi tahayyül dahi edilemiyor. Yani zaten ayakkabıyla seyahat eder, ne var onda falan gibisinden. Bir de bütün mahalle doluşuyor ayakkabının içine. Yani bir acayip durumlar. Efendim? Cennetteki sistemin bir benzeri gibi mi oluyor? Şimdi biz vefat ettiğimizde iyi derin bir uykudan uyandığımızı hemen anlayacağız. Ama bayağı samimi anlayacağız. Çünkü hakikaten şu an görülüyor rüya oldu. Yani o nasıl olur ki falan diyecek gibi durumumuz yok. Baktığımızda yani koyu bir rüyada olduğumuz görülüyor. Evet. Ya derin bir uyku, koyu bir rüya. Birdenbire çok keskin bir canlanışla bir açılım oluyor. Yani kafa birden açılıyor. Adam doğruluyor. Ben neredeyim gibisinden. Yani. Evet. Ama melekler olduğu için hemen anlıyor. Azrail olduğu için, melekler olduğu için anlıyor. Ama çok keskin bir canlılık. Müminse zaten her şey mükemmel. Uslup, konuşmalar, her şey çok güzel. Ve en ufak bir sıkıntı, alerji, kaşıntı, baş ağrısı hiçbir şey olmaz o safhadan sonra. Bütün kanunlar aslında normale dönmüş oluyor. Dünyadaki sebep kanunları çok karmaşık ve zordur. Bütün bu sebep kanunları kalkıp makul zeminine oturmuş oluyor sistem. Çünkü yer çekimine bizim yere yapışmamıza gerek yok. Yani bu mantığı yok. Çünkü çekiyoruz, her şeyi çeker, ta dibine kadar alır. Suyu da çeker, bilmem petrolü de çeker, adamı da çeker, ayağından sürükler alt aşağı doğru yani. Atmosferin bulutların da düşmesi gerekiyor. Hayır, bakterileri, virüsleri hepsini çeker. Evet. Bulutu, mulut hepsini çeker. Havadaki gazları falan hepsini çeker, içer alır. Dolayısıyla her şey mantıklı hale geliyor. Cennette yani sebep sistemi tam oturmuş olur. Adnan Bey çok şıksınız. Evet, günün her saati, maşallah, her anı. Güzel. Maşallah. Hep çok şıksınız ve gözümüzü alamıyoruz size bakmaktan. Evet. Maşallah. Akşam akın akın misafirler geldi. Evet. Onlarla meşgul olduk. Maşallah. Gömlek şahane. Gömlek, ceket, mendil, kemer. Allah Allah. Ayakkabı. Çok şık diyorsunuz. Evet. Çok şık. Maşallah. Yani baştan ayağa mükemmelsiniz. Maşallah. Ayakkabıdaki her detay. Derisi, rengi. Aslında normal bir ayakkabı, gerçekten samimi söylüyorum, rahat giymek için. Rahat değil ama siz tabii daha ilginç buluyorsunuz. Thank you.
Santrali projelerini iptal edeceklerini açıkladı. Seçimleri kazandığımız takdirde Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz dedi. Acaba niye karşılar? Şey mi? Arazi bozulur falan mı çekiniyor? Evet.
hem ondan hem de riskten. Hı? İkisinden de hem risk olur diye hem de çevre açısından. O açıdan. Evet. Akkuyu ve Sinop. Onu bir inceleyin de bana bir getirin ya. Oradan ne kadar elektrik giriyor, ne yapıyor? Yani tahribatı ne, zararı ne, faydası nedir? İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. İnsan suresi 8'de Allah kıskançlığı yasaklıyor mu? O severim ben senin boyunu, bosunu. Güzel yüzlüm. Bebek gibi çok güzelsin. Çok. Allah'ın nurunu artırsın. Çocukluğundan kalma, güzellik yüzünde olduğu gibi kalmış ama sana müthiş yakışmış. Çok muhteşem görünüyorsun. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Cennette de inşallah kardeş oluruz, dost oluruz. İnşallah. Çok çok temiz yüzün, çok. Işık gibi, nur gibi, tertemizsin. Maşallah. O ayeti bana göndersinler. Yani 128. Şeytan Allah'a sanırım. Eğer bir kadın kocasının nuşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisinden bir sakınca yoktur. Şeytandan Allah'a sanırım. Barış hayırlıdır. Allah bunu beğeniyorum diyor, yani düzelmeleri. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Sırf kıskançlık değil, bir de bencillik. Bencillik çok büyük bir tehlike. Hazır ve elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Yani nefsinizde böyle bir duygu var diyor Allah, bencillik. Ama tabii vahşi bir duygu. Kıskançlık, bu da vahşi bir duygu olarak vardır. Bunu Allah vermiyor zaten, çok çirkin, bayağı küçük düşürücü ikisi de. Yani ben canım kardeşimi tenzih ederim de, doğada olan özellikle mesela kedilerde falan var. Diğer panter, pars, bütün canlılarda var. Hem bencillik var, mesela et falan buluyor hayvan. Pençelerin üstüne koyuyor, kimseye elletmek istemiyor. Ve kıskanç. Mesela yavrular kendindeyse yavrulara saldırıyor. Kendine ait olmasını istiyor. Mesela eşinin sadece kendine ait olmasını istiyor. Tamam, o bir makul tabii, din açısından makul. Ama o tabii yırtıcı hareketler yapıyor, yani saldırganlaşıyor. Dolayısıyla vahşi duygu olarak sizde var diyor Allah bunu, vahşi bir duygu olarak. Yani insana yakışacak bir duygu olarak değil. Mümin bunu imanıyla yenecek diyor. Hem bencillik hem kıskançlık. Yani çok kaba duygulardır, çok ilkel duygulardır. Mümin bundan şiddetle kaçınacak. Evet. Mesela saldırganlık duygusu da var. Bundan kaçınacak. Bunlar vahşi duygular. Adnan Bey, siz özellikle PKK ile mücadelede halkımızın mutlaka askere istihbari ve fiili olarak destek vermesi gerektiğini söylemiştiniz. Nitekim Karadeniz'de halk askerle birlikte operasyona çıktı. Giresun'da vatandaşların ihbarı üzerine biri gri listede olmak üzere iki teröristin yakalanmasının ardından bölgedeki çoğu teröristin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi. Vatandaşın ve polisin de desteğini alan güvenlik güçleri bölgeyi temizlemek için jandarma özel harekat ve polis özel harekat ekipleriyle gece gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor. Ya kardeşim, hiçbir yerde PKK'lı kalmaz. Kandil, mandil, her yeri kazayıp aslında. Bitsin bu iş. Yani bu farz. Allah'ın emri. Aksi haram olur. En büyük farzlarındandır PKK'nın kazanması. Aynı zamanda farz-ı ayındır yani. Direkt Deccal komitesi. Deccal ordusu. Yani mutlaka kazanması gerekir. Askere ne gerekiyorsa destek verelim. Polise ne gerekiyorsa destek verelim. Maddi manevi. Türkiye'de PKK'lı kalmasın kardeşim. Uğursuz, bereketsiz, pislik adamlar. Memleket o yüzden yüzyıllar boyu hızlı gelişen bir ülke, bunların yüzünden gelişemedi. Bu alçakların yüzünden. Baş belası bunlar. Ya defolup gitsinler Türkiye'de, yahut nerede varsa hepsini yakalayalım. Yani bu konu bitsin. İnşallah. Özellikle Güneydoğu'da hiçbir şekilde şehirlerde falan 2-3 tane bile kalmaz. Hepsini kazısınlar. Kandil'de yerle bir etsinler. Hepsini de yakalasınlar.
Evet, dinliyorum. Karadenizli kardeşlerimiz destek verdikleri bu başarılı operasyona Zeytin Dalı Harekatı'ndan esinlenerek Fındık Dalı Harekatı ismi vermişler. Ama tam Karadeniz zekası yani. Çok güzel olmuş. Onların şakacılığı da var. Evet. Çok güzel olmuş. Fındık Dalı. Evet, olmuş. Münafıkları yanınızda barındırır mısınız? Yakışıklım, bak ilk planda bir kere şahane yakışıklısın. Acayip güzel olmuş tıraşın, saç tıraşın. Sakalına çok güzel olmuş. Kendinde hokka gibi derler. Böyle acayip güzel düzgünsün. Cilt rengin de çok iyi, bayağı güzelsin. Allah cennetiyle seni şereflendirsin. Ahirette de inşallah kardeş etsin. Hep böyle güzel kal inşallah. Allah hep böyle yakışıklı tutsun seni. Uzun ömürle yaşatsın. Gençler hep yakışıklı ya. Ama dikkat edin, hep Adana abilerin aynısı. Saç sakal, saç sakal, hepsi aynı. Maşallah, tek model yani. Benim güzel yüzlü, yakışıklımı bir daha dinleyeyim ben. Münafıkları yanınızda barındırır mısınız? Yakışıklı münafık olduğuna şüphe ederiz. Ama tabii netleşmesi ayrılmasıyla anlaşılır. Yani yoksa alamet gösterebilir. Yani Müslüman'da da olur çünkü münafık alamet. Yani bayağı benzer. Yani biz onu ayırt edemeyiz tam. Yani değil mi, adam şu münafıktır diyemeyiz. Ama münafık içeride dışarıda çok faydalıdır. Yani yanlış biliniyor. Bunlar bakteri gibi. Hani vücutta böyle bakteriler ya, faydalı bakteriler. Faydalı bakteriler gibidir. Zararlı maddeleri böyle parçalar. Faydalı olan da ürünler meydana getirirler böyle. Bir kere şevki artırır münafık. Heyecanı artırır, gayret artırır, dikkati artırır, tedbiri artırır. Tabii yoksa insan çok ferah olur yani, çok dikkatli olmayı sağlar. Bir şey dedin sen? Ha, tesanütü artırır, sayıyı artırır, bereketi artırır, cezbeyi artırır. Müminin bir cezbesi vardır, bir de cemaat cezbesi var, toplu olarak müminlerin. Cemaatinin cezbesini artırır. Yani hayret edecek şekilde insanlarda bir akım ve akış meydana gelir. Sevabın derecesi çok yükselir. Mesela 10 sevap alıyorsa, münafık varsa 1000 sevap alırsın. Bak 10 nerede, 1000 nerede münafık sayesinde. Mümin için büyük bir berekettir münafık. Yani zahiren çok zararlı gibi görünmekle beraber batınında mutlaka gereklidir. Mesela bir münafıksız hareket, Mehdi hareketi asla olamaz. Mümkün değil. Yani Allah her peygambere mutlaka münafık musallat etmiştir. Mesela İsa Mesih'e Yuda İzaryot'u musallat ediyor. Tek münafık. Yani ama çok önemli. Bak tek, görüyor musun münafığın gücüne? Oradaki müminleri katlettirecek güce sahip ve İsa Mesih'i katlettirmek istiyor. Şehit etmek istiyor. Bak tek bir münafık. Yani bak küfür yapmıyor. Roma devleti var, ellemiyorlar İsa Mesih'e. Karışmıyorlar. Hatta koruyorlar. Tabii. Yani Romalı vali koruma tedbirler alıyor. Bayağı ısrarlı. Sonuna kadar direniyor zaten. Ama münafık çok kararlı. Ve talebi ölüm. Yani şehit ettirmek istiyor. Talebe bak. Romalı komutan hapsetmeyi bile kabul etmezken o direkt öldürmeyi istiyor. Yani münafık çok şiddettir. Ve kafasında hep cinayet eğilimi vardır münafığın. Yani en büyük ideali cinayettir. Mesela Resulullah da hep cinayet talebinde oldu münafıklar. İşte yatarken, değil mi, onu orada baskınla gece şehit etmek istedi Resulullah. Gece uyurken şehit etmek istiyor. Tam münafıkların hayalidir bu. Mesela İsa Mesih'i de odadayken, yalnızken şehit etmek istiyor. Münafığın hayali. En büyük hedefi, en büyük ideali olmuş oluyor. O yüzden münafığın müminler için çok büyük hayır ve hikmet olduğunu bilip onun vereceği şevki iyi değerlendirmek lazım. Hatta batınında eğer bozatlının mantığıyla bakacak olursan desteklenmesi gerekiyor. Alttan alta çomaklanması gerekiyor. Tabii ki
O tesanütü daha artırsın. O şevki ve heyecanı daha artırsın. Mesela zayıf bir mümin çok güçlü hale getirir. Farz edelim ayrılmak üzereyse sıkı bağlanmasını sağlar. Yaklaşmak isteyemeyeni yaklaştırır. Ürkek davranı cesur hale getirir, kararlı hale getirir ve gelmesini sağlar. Yani bunu çok görmüştürsünüz, duymuştursunuz. Evet, dinliyorum. Ki Bobby'yi gezdiren bir sevimli. Ah yerim ben onu, kaçmıştı onlar öyle. İşte Amerika'da falan böyle, Norveç'te, İsveç'te. Bahçeler açık, insanlar güzel, neşeli. Herkes birbirine karşı candan. Hırsız derdi yok, gaspçı derdi yok. Evlerin böyle yüksek duvarları falan yok, dikenli teller falan yok. Arabadan iniyor, doğrudan eve, evin kapısı, yol aynı hizada. Caddeye inen, evin kapısı aynı hizada. Arabadan inen basıyor zile, ya merhaba ben geldim diyor. Türkiye'de öyle mi? Oho! Kameralar, dikenli teller, köpekler, alarmlar. Kaç safhadan geçiyorsun? Kaç yerden geçiyorsun? Buna rağmen yine güvenlik alınmış olmuyor. Evet, dinliyorum. Seçimlere 19 gün kala ORC şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre adaylar arasındaki oy oranları şu şekilde. Recep Tayyip Erdoğan %53.4, Muharrem İnce %23.8, Meral Akşener %11.5, Selahattin Demirtaş %8.7, Temel Karamollaoğlu %2.1, Doğu Perinçek %0.5. %0.5 bile çok yüksek ya. Aslında Doğu Perinçek imanlı olsa, Müslüman olsa liderlik vasfı çok yüksek bir insan. Yani lider olarak olabilir. Yani düşünülebilir. Ama çok vahim bir şey yani, dine karşı çok kararlı. Yani çok korkunç bir şey var. Halbuki de işte ya sen tamam ateist dinsiz olabilirsin ama ben dini koruyup kollayacağım de. Bu milletin kültürü de, bu milletin inancı da, ya ben milli bir insanım de. Doğu Perinçek bu kafayı değiştirsin. Yani milli değerlerine sahip çıkıyorsun sen. İslam'a da sahip çık. Ben inanmıyorum ama sahip çıkıyorum de ya. Sen kökten kabul etmiyorsun ve mücadele edip yok etme peşindesin. O vaziyette olmaz. Öyle mi? Onun dışında çok kibar, hakikaten çok vicdanlı, milliyetçi, sağlam bir delikanlı. Yani tabii Tayyip Hoca'yla kıyas olmaz ama millilik yönü çok iyi. Yani şaşılacak derecede milli. Evet. Hayatınızı değiştiren bir olay ya da bir film oldu mu? Sen nasıl güzelsin böyle, ben seni bir yakından bir göreyim bakayım. Hayret, ne kadar güzel gençler ya. Çok şaşırıyorum. Çok temiz yüzlerim. Şu hayır, hem masum hem temiz. Hokka gibi eli yüzü, acayip güzel. Maşallah. İnşallah hep böyle güzel kalırsın. Allah güzelliğini korusun. Aslında büyümeseler keşke. Çok güzeller. İnsan büyüsünler istemiyor yani. Maşallah. Cennette böyle inşallah güzelliğinle cennet bahçelerinde gezersin. İnşallah. Sen de arkadaşlarınla da inşallah cennette arkadaş kardeş oluruz. Allah ömrünü uzun etsin. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Hayatınızı değiştiren bir olay ya da bir film oldu mu? Olay işte maddenin olmadığını fark ettiğimde çok şiddetli sarsılmıştım. Yani hayatımda çok önemli bir nokta oldu. Birden farkına vardım çünkü. Filmde, her filmden etkileniyordum ben zaten. Kovboy filminden çıkıyordum. Yani uzun süre etkisinden yani yürürken bile ben kovboy gibi yürüyordum küçükken. Karate filminden çıkıyordum. Yani filmin etkisinde kalıyordum. Yani filmden çıkıp da filmin etkisinde kalmayan çok nadirdir herhalde böyle. Ama çok komik bir şey değil mi o ya?
Evet, dinliyorum. Adnan Bey, uluslararası medyanın önde gelen gazete ve dergilerinde İslam'ın, Ramazan'ın güzelliklerini ve peygamberimizin güzel ahlakını anlattığınız çok sayıda makaleniz yayınlandı. Uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele konularında uzman yazarlara yer veren, Rusya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan 5 dilde yayın yapan Geopolitika'nın Fransızca yayınında Huzurlu Ramazan Atmosferi Dünyayı Sararken başlıklı makaleniz yayınlandı. Evet. İngilizce Gulf Daily News gazetesinin kardeş yayını olarak bilinen Arapça yayınlanan Ekber El Haleş gazetesinde bir ay süren bayram başlıklı makaleniz yayınlandı. Bu yazınız aynı zamanda Bahreyn'in ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Daily News'da da yayınlandı. Bir ay süren bayram başlıklı makaleniz. Maşallah. Maşallah. Amerika... Ya şu, özellikle şu bayramları alıp getirsin ya. Sabahtan beri kafamızı şişirdiler ya. Zar zar zar. Ha, bir türlü sakinleşmiyor. Nedir sorun? Ne istiyorsun? Anlamadım ki. Civcivler de varmış. Civcivler. Oh. Onlardan da getirsinler. Amerika'dan yayın yapan düşünce kuruluşu GITS'te bu yıl Ramazan nasıl hatırlanacak başlıklı makaleniz yayınlandı. Bu yazınız aynı zamanda Gazze'den yayın yapan Filistin'in günlük haber sitesi Meşrik News'de de Arapça olarak yayınlandı. Bu yıl Ramazan nasıl hatırlanacak başlıklı makaleniz. Merkezi Belçika'da bulunan, aylık ziyaretçi sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde bu Ramazan'da duamız tüm Müslümanların huzur ve kurtuluşu başlıklı makaleniz yayınlandı. Maşallah, maşallah. Dünyadan haberleri ve köşe yazılarını günlük olarak yayınlayan Londra merkezli bir medya şirketi ve haber sitesi olan WTX News'de Ramazan ayı gibisi yok başlıklı makaleniz yayınlandı. Her yerde Ramazan müjdesi. Evet. Ama hayret ya, bütün dünyada sevince neden oluyor. Maşallah. Biz çocukken de öyle. Akşam teravih namazına gidecek oldu. Konu, komşu falan, herkes birbirini çağırır falan. Gitmeyen çok ayıplanırdı teravihe gitmeyen. Yani sapık falan gibi görürdü böyle. Hakikaten biz öyle biliyorduk yani, manyak gibi falan bir şey gibi. Adam teraviye gitmiyormuş falan değil, bayağı rezalet çıkıyordu yani. Hayır, gitmeyenler ben tenzih ediyorum, o zaman için söylüyorum yani. Ankara'da da o dış kapıda falan yeni mahalle var, oralarda falan insanlar oluyordu. Yani çok kalabalık, böyle akın akın gidiyorlardı. Her evden. Başlıyor, çoluk, çoluk. Hayatta namaz kılmayan adamlar da böyle, alkolikler, şunlar, bunlar, herkes gidiyorlardı. Ve bayağı da güzel, tadil erkandan namazlarını kılıyorlardı. O selavatlar okunurken bayağı coşkuyla okuyorlar. Çok iyi oluyor ya, bence bayağı güzel oluyor. Yani şey değil de, bidattir bu tabii yani. Peygamberimizin bir uygulaması yok. Ama güzel bir bidat yani, bidat-ı hasene denilen. Güzel bir, mesela hoparlörle ezan olmaz, bidat der ama hasen bidat, güzel yani. Çünkü inim inim inliyor ezanla ortalık, ne güzel ya. Günde 5 kere Allah-u Teala, Allahu Ekber, Allahu Ekber, şahane. Ya bir kere bile Allahu Ekber dese büyük bir şey yani. İftarımızı göstert şu kardeşlerimiz. İnşallah.
maşallah her sene maşallah. Hem sayılar artıyor kardeşlerimizin, hem kalite anlayışları, hem güzellik anlayışları artıyor. O yönden çok güzel. Yalnız bu tip şeylere tabii bir yarış mantığıyla bakmak Müslümana yakışmaz. Çok çirkin olur. Mesela diyor ki buradaki yiyecekler, işte Borsa Et Lokantası ile kıyasladığımızda daha yetersiz. Sen oraya yemek yemeye gelmiyorsun. Sen oraya ibadete geliyorsun. Orası bir mescit hükmünde. Müminleri görmek, kardeşlerini görmek, içini açmak, oradaki o şevki, heyecanı yaşamak, o sevinci yaşamak için gidiyorsun. Yemek her yerde yenir. Yemek bir tek orada mı var? Ne alakası var? Evine gidiyorsun, sokağa, her yerde yer insan yemeğini. Orada amaç yemek olmadığı için yemek yarıştırmak, yemek yarışına girmek basitliktir, sıradanlıktır. Orada peynir ekmek bile yiyebilirsin. Ya bir poğaçayla bile kalkabilirsin. Ama oradaki sevgi ortamı, dostluk, kardeşlik ortamı, müminler birbirini görmese, münafıkları çok kızdıran, küfrü kızdıran muhteşem bir görüntü, muhteşem bir tablo. Aranan budur. Yoksa oraya yemek yemeye gidilmiyor. Ya yani amaç bu değil yani. Getir şu çeteyi göster. Çevir çevir şunu. Ya mesela düşünüyor, yemek yiyor, kokluyor, koşuyor, kaşınıyor. Ya yapmadığı numara yok bunlarda zaten. Kafa kaşıma, orası orası kaşıma, yem arama, her numara var. Maşallah. O zarıl zarıl bağıranları da getir buraya. Ama bir şamata kesilmesi oldu. Nasıl? Götürmek istiyorsun. Ama onlar şimdi güneşli havada böyle evet. Arkadaşlar falan kalabalık. Evet. Ekip annesi de yanlarında zarar atıyor. Şimdi yalnız evet. Biraz burukluk yaşayabilir. Ben kedilere bile acıyorum yani. Evet. Büyüsler bile annelerinden ayırmak. Yüzlerinde hissediliyor çünkü o kadar rahat etmiyorlar. Annelerle beraber olanlar tavana tırmanıyorlar bayağı. Çok mutlu oluyorlar. Evet dinliyorum. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Sinnegar'dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Keşmir Reader'da Sabır Ayı Ramazan başlıklı makaleniz yayınlandı. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da Ramazan'da ben olmayı bırakıp biz olmak başlıklı makaleniz yayınlandı. Vay yakışıktım vay be. Ya kim bu yakışıklı dedim. Yani ben önce Amerikalı aktör falan zannettim. Meğerim kine benmişim kine. Maşallah. Kardeşim buraya bir yazı göndermişsiniz ama yazı çıkmamış. Başka bir yerden gönderin isterseniz. Yazmış, kışmış diye bir şey yazmışsınız. Ama yazı yok altında, görünmüyor yazı. Sadece Facebook'ta 14,5 milyon üzerinde takipçisi olan Fas'ın çok okunan haber ajansı, aynı zamanda dünya çapında en çok okunan Arapça haber sitelerinden Hespres'te 3. Uluslararası Evrenin ve Yaşamın Kökeni konferansına değindiğiniz 150 yıllık gizli diktatörlük sona erdi başlıklı yazınız yayınlandı. Çeşitli ülkelerden gelen değerli bilim insanlarının verdikleri bilimsel deliller karşısında evrim teorisinin yeniden bir çöküşe uğradığını anlatıyorsunuz. Böylece 150 yıldır süren Darwinizmin gizli diktatörlüğünün artık bir sona erdiğini belirtiyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Yakup getir şu çeteyi. Bak sabahtan beri bağıran canavar geldi. Bütün mahalleyi bak. Çabuk göster şunu. Ya tam anarşist çete. Yüzünü çevirebiliyor musun Yakup? Ya suratı da belli olmuyor. Kafasını yukarı kaldırsana biraz sonra. Parmağından kaldırsana yüzünü. Hayır yüz görünmüyor zaten bu. Ya mahalleyi ayağa kaldıran çete işte bu.
Terörist. Tamam götür bunu götür. Ya bu kafayı biraz tıraş etmek gerekmiyor mu? Bana... Yani hiçbir yeri görmüyorum. Bir de bu tip organizasyonlarda, bu tip yerlerde bazen aksilikler de yaşanabilir. Mesela elektrikler söner veyahut ısıtıcılar bozulabilir. Ya bunun lafı edilmez bu, çok ayıp bu. Her yerde rastlanacak bir şeydir bu. Yani orası bizim evimiz değil. Nihayet bir lokanta veyahut bir bina. Yani ummadık şeyler olabilir. Bunlar laf edilmez. Çok ayıp. Biz orada toplanırız, Allah'ı anarız. Soğuk da olabilir, sıcak da olabilir. Hiç fark etmez. Mesela münafıklar diyorlar ki sıcakta savaşa çıkılmaz. Niye çıkılmasın? Gayet güzel çıkılır. Mehdi'nin talebesi diyor ki bak karda, buzda, yerde sürünerek de olsa yanına gelin diyor. Soğuk da fark etmez diyor. Olabilir. Biz böyle yerlere gittiğimizde istediğimiz konforu bulamayabiliriz. Bizim aradığımız konfor oradaki iman, heyecan, sevgi, dostluk, kardeşlik. Oradaki tesanüt, oradaki bağdır. Mesela bir köy evinde de toplanabiliriz. Bir kırda da toplanabiliriz. Yerde diken de olabilir. Taş da olabilir. O bizi ilgilendirmez. Biz sevgimize bakarız. Dostluğumuza, kardeşliğimize bakarız. Değil mi? Ama mesela en güzel dediğin lokantaya gitsen bile, en muhteşem restorana gitsen mutlaka orada kusurlar olur. Mutlaka aksilikler olabilir. Biz onları hiçbir şekilde dert edinmeyiz, konu da edinmeyiz, tasarlanmayız da. Evet, dinliyorum. Medyanın İslam'a karşı tutumu nasıl olmalı? Yakışıklım, benim kanaatim medya İslam'a bir şey demiyor. Yobazlığa çok rahatsızlıktan dile getirerek bir reaksiyonda bulunuyor. O da haklılar. Yani kadını dövün diyor adam. Adam da gidip ağzını burnunu kırıyor. Ve diyor ki bak adam çıkıyor. Kadını dövdün diye birisi çıkıp herhangi bir iddiada bulunamaz diyor. Hakim, savcı bir şey diyemez. Karakol, polis bir şey diyemez diyor. Erkek istediği gibi karısını döver diyor. Şimdi buna basın sessiz mi kalsın? Tabii ki söyleyecek. Kolay olan, ferah olan, özgürlük dini olan, alabildiğine ferahlığa, neşeliğe sebep olan, insanlara mutluluk dağıtan dini dehşet ve vahşet dini gibi göstertiyorlar. Tabii ki basın üstüne gidecek. Gitmezse çok büyük hata yapar. Ama tabii bir kısmı karıştırıyor, toptan İslam'ın üstüne gidiyor. Halbuki oradaki onların vahşiliğinin üstüne gitmesi gerekirken İslam'a toptan saldırıyor. Bu da tabii çok akılsız hareket. Ben mesela akademi yıllarında okula geliyordum. Ocak ayı, Şubat ayı falan. Öğlen namazını kılmaya geliyordum. Caminin abdest alınan yeri açık havadaydı. Buz tutuyordu, buz. Yani kendi sarkıtlar akıyor. Biz de orada abdest alıyorduk. Buharlar çıkıyordu üstümüzden böyle. Elimizden, yüzümüzden, elimizden buharlar çıkıyordu. Ayağımdayım. Aa burada niye işte sistem yok? Efendim, niye burada sıcak su sistemi yok? Üşüyoruz. Yahut camiye niye kalorifer komünal falan? Öyle bir derdimiz yoktu. Üşüyorduk ama gidiyorduk. Ya bizim evimiz değil orası. Evimiz bile olsa bazen gücümüz yetmeyebilir eve. Yani paramız olmaz, ısıtamayız evi. Olabilir. Ya bunlar dert edinilmez. Ana amaç iyi vurgulanır. Sevgi, dostluk, bir araya gelmek. Spor yapan gençlerin hızlı gelişimi için bir tavsiyeniz var mı? Yakışıklı maşallah aslan gibisin. Tam Osmanlı delikanlısın. Allah yakışıklılığını, güzelliğini daha da artırsın. Ama istisnası hepsi abi sana benziyor değil mi? Evet. Tamam yani kesinlikle maşallah. Hepsi de çok yakışıklı ve güzeller maşallah. Ve çok şuurları çok açık, o çok hoşuma gidiyor. Bayağı mantıklı, tutarlı, aklı başında. Tam Kur'an Müslümanı.
Ne eksik ne fazla, gayet temiz. Ben yakışıklım bir daha dinleyeyim. Spor yapan gençlerin hızlı gelişimi için bir tavsiyeniz var mı? Yakışıklım, spor yapan gençler için en önemli şey protein. Ama bir de hataları şu, yağdan acayip korkuyorlar. Sakın yağ alma, işte protein tozu al. Un gibi bir şey satılıyor protein tozu ya. Onu yoğurt gibi yapıp yiyorlar böyle kaşık kaşık. Yani insan içi dışına döner. Nedir öyle ya? Bir de alerji falan da yapıyor. Yani çünkü garip bir madde yani. Böyle sentetik madde. Zamanında pehlivanlar, Osmanlı pehlivanları protein tozuyla mı beslendi? Güzel o hala kuzuyu koyacaksın fırına. Nar gibi çıkacak, ekmeksiz falan yiyeceksin. Sporcu adam yapacağı bu. Yağ ve proteini orantılı olarak almak lazım. Yani zeytinyağı ve et. Bu çok önemli. Yalnız kalsiyum o kadar çok gıdalarda fazla olmuyor. Onu ayrıca almaları gerekir diye düşünüyorum ben sporcuların. Kalsiyum ve magnezyumu. Ama bol yoğurt, peynir yerseler mesele kalmaz. Hem protein alırlar hem de mineral çok iyi almış olur kalsiyum, magnezyum. Potasyum kayıpları çok oluyor. Patates çok yesinler. Haşlanmış patates de olabilir. Nasıl istiyorlarsa. Bir de dinlenerek yapsınlar spor yaparken. Her gün olmaz. Yani bir gün yaptılarsa iki gün dinlenseler iyi olur bence. Ya yani adale yapmak istiyorlarsa, kuvvet yapmak istiyorlarsa dinlenmeler gerekir. Vücut çok çabuk hamlar. Yani insan zayıf yaratılmıştır. Öyle gücü yetmez. Bir de yeteri kadar bir adele teşekkül ettiğinde artık zorlamasınlar. Yani onu çılgınlığa çeviriyorlar. Bir süre garip garip böyle tümör gibi adeller çıkmaya başlıyor. Kolun arkasında 4 yumruk büyüklüğünde bir şey yani böyle. Bir de onu kasıyor, göstertiyor böyle. Ya tümör görünümünde yani kas, böyle bir şey de yok. Bir de sert adele, yani insan vücudu o kadar sert olmazsa bir hastalıktır. Ya diyor, taş gibi ne kadar iyi diyor. O hastalık alameti, iyi bir şey değil ki o. Özetle makul beslenirlerse, yani makul bir vücut yeterli olur. Halter çalışsınlar, halter. Kalp muayenesi yaptırsınlar. Halter çok iyidir. Klasik halter. Çok ağır değil. Yani mesela 5 kilo ile başlayıp 10 kilo, en fazla 20 kiloya çıksınlar yani. 15-20 kilo. Ya bu hafif kiloyla vücut olur mu? Of, bal gibi olur yani. Şahane olur, hiçbir şey olmaz. Yeter ki ısrarlı çalışsınlar. Efendim. Ama günde 3 saat falan, tabii bu herkes yapamaz, böyle işlere girmesinler. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein, yağ. Bunları mutlaka elde etmeye çalışsınlar. Evet, dinliyorum. Amerika'nın Sesi gazetesinde Mehmet Şimşek ile ilgili şöyle bir haber çıktı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'nin para politikalarıyla ilgili kaygılarının büyük ölçüde giderildiğini ve yabancı sermaye akışının başladığını söyledi. Şimşek, Kanal 7 televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı endişeniz cari açık ve enflasyon ise bu yavaş yavaş düzeliyor, dışarıdan büyük bir talep var dedi. Ya kardeşim, kimsenin İngiltere falan ihtiyacı yok. Sadece dedi ki, kabadayı ya sen bir İngiltere bir gelsene falan derler. Gelirim dedi, mıh gibi de çakarım dedi. Geldi, 22'lik mıh gibi çaktı, darmaduman oldular, geri geldi. Ve acayip illet oldular. Ondan sonra işte yok öldüreceğiz falan dediler, şehit edeceğiz falan. Gördüğünüz gibi ekonomiyi sallayacağız falan. En baba olanımız gelsin dedi Tayyip Hoca. Ya bir kere biz dünyaya kabadayılığı öğreten milletiz. Kasımpaşa'da buranın hangi üniversitesi olmuş oluyor Avrupa'ya göre? Ne? Oxford oluyor yani. Evet. Kabadayı'nın Oxford'u Kasımpaşa'dır. Tayyip Hocam da oradan ordinaryusu olarak. Maşallah. Efendim, değil mi? Yetişmiştir ordinaryusu olarak. Bak geçen gün ne diyor? Gel diyor, sana kabadarlık öğreteyim diyor, evet. Tayyip Hocam. Evet, dinliyorum. Duvara tırmanan yavru kediler. İşte kedi dediğim böyle olacak, helal. Of,
Ben yanlış görmüyorum değil mi? Ama bunlar çete ya. Ama işte mükemmel kedi dediğim böyle olacak. Ya zırıl zırıl deli olacak. Ya normal bir delilik değil. Halil Sezai nasılsın? Aynısı ya. Evet. Evet dinliyorum. İstanbul'a güzel olan köy genellikle yüzde kalmış hepimize önerdiğiniz bir yer var mı? Güzel yüzüm İstanbul'un benim kanaatim Üsküdar'ı çok tatlı ya böyle beni hep çok olmadı yani klasik İstanbul aklıma geliyor Üsküdar'da çok güzel. İşte Topkapı falan o çevreler güzel. Çok hoş görünüşü yani insanın içini açıyor hoşuna gidiyor. Deniz kenarı olduktan sonra evler güzel. Bence Bebek'ten başlayıp en sonuna kadar muhteşem. Ya Sarıyer falan orada eski binalar var nefis ya çok güzel. Yani saatlerce baksam doymam. Eski bina çok güzel evet. Yalnız şu berbat binaların yıkılışı bir milli mesele. Bu ev sahipleri mesela 1 milyon kişi de olsa bir araya gelip bir yiğitlik yapsınlar. Ya vatan için feda olsun şu evlerimiz Allah rızası için. Yıkın şunları kaldırın, bağlık bahçelik yapın. Bize de deniz kenarında güzel bir şehir oluşturun. Biz burada yaşarım desinler. Allah rızası için bunu yapmasınlar ya. Çok korkunç yani. Yani şu güzelim şehrin çektiği acıya bak ya. Şu ızdıraba bak yani. Her gün bu acıyı yaşatıyorsunuz bize. Mesela bak şu var şu köşede görüyorsunuz. Leş gibi bir ev. Yani mezbelelik gibi. Ya Allah'tan kork. Ne işine yarar ya? Ver gitsin. Çoluk çocuk orada bir güzellik bir şey yapsın ya. 2 günlük dünya ne yapacaksın yani? Hayır ev istiyorsan deniz kenarında alasını yapalım. Yapma etme. Evet dinliyorum. Dua etmenin adapta beraber. Oh şeverim ben senin güzelliğine, sen de çok güzelsin canımın içi maşallah. Kaşlar şahane, burun çok güzel. Gözler, sakallar çok yakışmış, kulaklara varınca kadar çok güzelsin. Allah senin nuruyla sarsın, cennette de kardeş etsin. Ya bana işte devlet bir yetki verecek. Bakalım ben hepsini evlendiririm bunları. Çok çok güzel maşallah. Bunun çocuğu felaket güzel olur. Yakışıklım dua çok büyük bir nimettir. İnsanlar onun kıymetini bilmiyorlar. Yani boş yere sıkıntı ve azap içinde yaşıyorlar. Mesela birçok insan ben mutsuz görüyorum. Yani gerginler. Halbuki bir 10 dakika böyle 5 dakika bir yere çekilip candan dua etse Allah üstünden onu kaldırır. Hiç Allah'la beraber olmak akıllarına girmiyor. Ha dua diyor ben üstün kere öyle yani. İşte Allah'ım bana mal ver, para ver, yiyecek ver. Hemen şey yap. Öyle değil. Bak Cenab-ı Allah şeytan Allah'ın sınırı. Araf suresi 56'da bak Allah sırrı açıklıyor. Allah'a korkarak, Allah'a korkarak ve umut taşıyarak, umut. Adamın umudu yok. Yani olmaz ki diyor. Ya ne kadar saygıdan uzak bir hareket bu. Ne kadar sevgisiz bir hareket, ne kadar çirkin. Umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır diyor. Ya Allah yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Pek yakın diyor bak. Rahmetin pek yakın diyor. Yine Araf suresi 55'te Rabbinize yalvara yalvara ve için dua edin. Yani çok candan ve içten. Yani tabii kafana abuk sabuk şeyler gelebilir şeytan. Böyle pis şeylerle kafanı doldurabilir. Dua edersin izale olur gider. Mü'min suresi 14. Şeytan Allah'a sanırım. Öyleyse dini yalnızca ona halis kılanlar olarak yani şirk koşmadan Allah'a dua edin, kulluk edin. Yine Araf suresi 205 Rabbini
sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret gaflete kapılanlardan olma. Yani hep orada bak, candanlık ve içtenlik esas. Derinlik işte, bu Allah'ın büyüklüğü anlaşıldığında oluşan bir durum. Yani bak, bu adam bunu okuyup geçiyor. Halbuki burada çok açık. Bak, Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle diyor. Yani bu derece olması nasıl olur? Yani müthiş bir derinlikten olur. Ve yalvara yalvara diyor, candan, büyüklenerek değil, kibirlenerek değil. İçin için. İçin için demek candan demektir, ruhtan gelerek. Ve gaflete kapılanların, o gaflete kapılanların olma ne demek? Bırakırsan kendini gaflete kapılırsın. Yani gaflete kapılmak için şart nedir? Dua etmezsen, Allah'a bağlantıyı durdurursan, gaflet seni hemen kapar. Gaflet hemen hazırdır yani. Yani Müslüman suyun üstünde yürüyor gibi. Bir anlık dikkati gittiğinde suyun içinde boğulur. Hemen, gaflet onu hemen yutar. Hep böyle için için candan bir bağla Allah'la bağını devam ettirecek. Evet, dinliyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güneydoğu'da görev yapan korucu kardeşlerimiz hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şu ana kadar 1750 koruyucuyu uzman çavuş yaptık. Bu sayıyı 5000'e çıkaracağız. 5000 güvenlik korucumuzun uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak, general de olacak dedi. Ha, Osmanlı'ya döndünüz. Evet. Olmuş, güzel. Tabii ya, liyakatlıysa. Değil mi? Alaylı mı, mektepli mi? Alaylı da olur, niye olmasın? Mesela eski Osmanlı paşaları var. Hiç böyle sokaktan yetişme. Fakat sonra Osmanlı paşası oluyor. Yetenek, aşk, şevk gerekir. Çok güzel demiş. Süleyman Soylu adı gibi soyludur. Ve sıkı kabadayıdır. Yani Adalet Partisi, Demokrat Parti geneliğinden gelen bir kabadaylık anlayışı vardır. Demirel zamanında ayyuka çıkmıştı. Demirel de kabadayıydı, bilmiyorum, biliyor musunuz? Kendine baba dendiğinde erirdi böyle, çok hoşuna gidiyordu. En çok hoşuna giden hitap baba demekti. Ya kabadayılar da severdi Demirel, bayağı severdi. Etrafındakilerin hepsi kabadayıydı, biliyorum. Hepsi kabadayı. Kabadayı olmayan orada barınamazdı. Bayılıyorlardı kabadayı olmaya. Evet, dinliyorum. Türkiye İngiliz derin devletine karşı hangi önlemleri almalıdır? Ya bu kardeşim, bu ne? 1, 2, 3, 5, 10 değil. Bu yakışıklılar böyle. Hepsi yine saç sakal, hepsi çok güzel. Allah nuruyla sersin, seni de cennette kardeş etsin. Bir de çok deli toplu bir akla sahipler. Ona çok seviniyorum. Ya son derece mantıklı tutar. Mesela uçarı bir kişi çıkmıyor. Böyle mantıksız, uçuk. Hani var ya, zırvalıyor falan, ne ayak bilmem ne falan, ipsiz sapsız böyle cins tipler oluyor. Hiç rastlamıyoruz. Hep böyle oturaklı, aklı başında, olgun, dengeli gençler. Ben yakışıklımı bir daha deneyeyim. Türkiye İngiliz derin devletine karşı hangi önlemleri almalıdır? Yakışıklım, Türkiye'nin çok tehlikeli bir yönü vardır. Çaka çaka kabadayı doludur. Şimdi İngiliz derin devletinin hareket edebilmesi için korkak bir ülkeye ihtiyacı var. Korkak yerlerde çok rahat hareket ediyordu. Korkanları çok iyi yönlendiriyordu. Şu an Türkiye'deki kabadayı oranı, dünya nüfusundaki orana göre en yüksek orana geldi. Yani ferah bir %90 falan vardır. Her yer kabadayı dolu. Burada bir şey yapamayız. Yani işgale falan da hiç uygun değil burası. Mesela Irak'ı işgal etsen adam oturur, kebap yer yani birçok. Suriye falan hiç etkilenmez. Burada adam kendine gelmişlerine yüz binlerce pişman olur yani. Tası taralır, deli gibi kaçar. Yani millet cinnet geçirir ya öyle bir şeyde. Yani o gelenlerin aklını alırlar böyle. Yürek mi yedin ulan falan diye. Evet, maşallah. Gençleri kabadayı yetiştirdi elhamdülillah. Eskiden tek tüktü kabadayı, çok nadirdi. Şu an dağ taş kabadayı ya, maşallah. Hem de hakiki harbi kabadayılar yani, maşallah. Siz daha
Üsküdar Belediyesi'ne örnek veriyorsunuz. Orada gazeteci insanlar korku içinde diyor. Vatandaş korkmak korkar diyor. Ya aslında onun kafasını gözünü patlatacaktı da var. Allah korudu yani. Delirtti çocuğu ya. Korkuyor diyor. Lan kabadayı sen nasıl korkuyor dersin? Hakaret ediyor ya. Tabii biz de ölmeye geldik diyor buraya. Evet. Değil mi? Şehit olmaya geldik diyor. Bir bastı radyoyu falan, televizyonu, adamların kaçacak yeri de kalmadı. Pencereden falan atladılar böyle. Anını bırakıyor, biliyor musun? Filmleri görüyor musun? Hemen silahı bırakıyor. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber içeri girince. Türkiye hiçbir şey yapamaz onlar. Maşallah. Hani yaptın yapacağını derler ya. Maşallah, maşallah. Çok öyle oldu. Maşallah. Evet, dinliyorum. Yakın arkadaşlarınızın büyük hataları oluyor mu? Ben yakışıklı mı bir yandan yakından göreyim bakayım. Ya ne kadar yakışıyor gençlere bu. Ondan önce sakalım var ya. Hepsine çok güzel gidiyor. Çok olabilecek en güzel yani maşallah. Saç modeli şahane, sakal çok güzel, boyu da iyi, sakal boyu da çok iyi. Tişört de iyi açmış, güzel olmuş. Benim güzel yüzümü, yakışıklımı ben bir daha dinleyeyim bakayım. Yakın arkadaşlarınızın büyük hataları oluyor mu? Ha, yanlış yapan oluyor mu? yok, benim arkadaşlarım makul, aklı başında olan hep kuzu gibiler. Çocuklar da, kız arkadaşlarım da hep efendiler. Birbirine çok benziyorlar kişilikleri falan. Ha, ama insanlık hali insan tabii hata yapabilir. Yani hainlik olabilir. Hata benim için hainliktir. Yani kahpelik yapmak, hainlik yapmak büyük hatadır. Yani yanlış tabir edilir ona halk arasında. Zaten münafıktır o. Ona ben beraber durmam zaten. Çeker gider. Bana nereye gidiyorsa gitsin. Hainle bizim işimiz olmaz. Evet, dinliyorum. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'in artık hedefimiz dahilinde olduğunu söyledi. Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Baba indir, indir Kandil'i. İnşallah. Vay, 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 vay. Yani nasıl yapsak, nasıl yapsak. Şöyle olabilir, evet. Güzeller güzeli, hoş geldin. Bakayım. Of, hem de destan gibi. Tamam, bakacağım. Ne yapıyor? Ya en güzel karşılığı ısırmak olur herhalde. Şekerliğe bak ya. Şahane, üstü şahane güzelsin. Sen Allah'ın bir lütfusun. Gerçekten çok güzel insansın. Münafıklar Allah'ım oturup ağlar sizin. Şu gülüş şeklim benim taklit ediyor. Karikatür bak. Ehi ehi ehi. Ya dedim, ne ters insanlar var. Ben ne zaman ehi ehi. Aa, baktım alenen ehi ehi ehi. Ya, inanılır gibi değil ya. Yanlış mı duyuyorum acaba dedim. Hakikaten öyle. Bir daha dinleyeyim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'in artık hedefimiz dahilinde olduğunu söyledi. Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Milletimiz Kandil ne olacak diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil, bu bir zamanlama meselesidir. Kandil Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın dedi. Baba 22'lik mıh gibi çak. Darma duman et, yakışır şanına. İnşallah. Yani bir de bakanlara falan da Tayyip hocama da madalya takılması lazım. Evet. Bu
Osmanlı yapıyor zamanında. Şu an öyle bir gelenek pek yok gördüğüm kadarıyla. Tabii ya, bir kahramanlık madalyası olsun. Bekliyoruz güzel haber. Kandil, kandil gibi aydınlanacak. Orayı turistik yer haline getirelim. İnşallah. Çay kahve içmeye gidelim. Orayı o herifler, yalnız önce orayı bir deterjandan falan yıkamak. İyi bir temizlik. Yani öyle de olmaz Allah'ım. Ateşle yakıp böyle mikrobunu kırmak lazım. Bakın değil mi? Ateşle yakarak olabilir. Evet, başka türlü olmaz. Evet, dinliyorum. Sinan'ı en kolay nasıl bırakabiliriz? Canımın içi, yani devlet şefkat göstermesi lazım vatandaşa. Arkadaşlar diyecek, tütünün ekimi, imali hepsini yasaklıyoruz. Bu kadar. Sigara fabrikasını kapatacaksın. Kuru üzüm, hurma, o. Bu kadar. Sigara kaça? Onun onda bir fiyatına yiyecek dağıtasını. Bütün tütün tarlaları hepsinin sökülmesi lazım. Domates, biber, patlıcan, sebze bunlar. Yazık, günah değil mi ya? Bir nesil mahvoluyor ya. Ta Abdülhamit devrinden beri. Bizim neslimiz dalyan gibiydi ya, aslan gibiydi. Hep 1.90, 2 metre falandı Osmanlı zamanında. Yani 200 kiloluk kayaları yerden kaldırıyorlardı ya. Tabii, ne hale geldi ya nesil. Yazık, günah değil mi? Sapsarı çocukların yüzleri. Sigara kesinlikle yasaklanması lazım. Yok, bulamayacak, bu kadar. Bulamayınca da içemez. Şiddetle yasaklayacaksın. Kaçak maçak falan hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde müsaade edilmemesi lazım. Yazık, günah ya. Ciltleri bozuluyor, renkleri gidiyor, hasta oluyorlar, kanser oluyorlar. Kemik yapıları bozuluyor. Adene yapısı bozuluyor. Her şey bozuluyor ya. Ya insan kendi eliyle kendini öldürür mü? Yavaş yavaş intihar sigara. Yavaş yavaş intihardır. Asla müsaade edilmemesi lazım. Evet, dinliyorum. Bisbee ve babası Ocean. Üyesi. Bisbee, yani bilmiyorum. Bisbee'yi yaşamak lazım. Evet. Babası Ocean uluslararası şampiyon ve çok fazla ödülü var. Babasına çok benziyor ya. Evet. Hazreti Nuh uzun boylu, biliyor musunuz? Esmer teni. Yani ince, çok kibar bir teni var, şey değil, kalın ciltli değil. Başı arka doğru uzun, Avrupa'yı kafası. Var ya böyle uzun kafa. Kafası uzun, evet. Başı büyükmüş. Büyük, yani büyük kafalı, başı büyük. Nuh'un. Gözleri iri. Sakalını gümrah bırakmış öyle, hani şey değil, yani kontrollü bir sakal değil. Ve bayağı iri vücutlu, kolları ve bacakları da öyle. Adeneli bir şahıs, Hazreti Nuh. Harun, Hazreti Musa'dan daha uzun boylu, daha adelesi fazla, daha beyaz tenli o. O daha herhalde güneşte daha çok durmuş olabilir Hazreti Musa. Sırtı daha geniş
Harun'un. Konuşması fasih, açık ve çok halim. Alnında bir ben var, küçük. Tam alnın ortasında ufak bir ben var. Evet, dinliyorum. Salih Müslim'in ağabeyi Mustafa Müslim, Kürtlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi için çağrı yaptı. Türkiye'li ve Suriyeli bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bu akan kanın devam etmesi boşunadır, yeter artık. Kan dökmek ne İslamiyet'e ne de insanlığa sığar, caiz değildir. Erdoğan Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insanda verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir, dedi. Bak, akıllı, samimi bir Müslüman usulü bu olur işte. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Allah uzun ömür versin. Sağlık, sıhhat versin. O soğutucuyu açsak mı acaba? Tabii, açalım. Şimdi yapmamız gerekiyor. Ah benim güzel yüzüm benim. Ah benim canımın içi. Çok çok güzelsin. Çocukluğundan kalma güzellik olduğu gibi kalmış. Bir de nur gibi yüzün. Efendi olduğun hemen anlaşılıyor. Sana kim olsa güvenir. İnşallah Allah seni böyle kazalardan, belalardan, dertlerden korur. Üzüntüsüz yaşarsın inşallah. Cennette inşallah kardeş dost oluruz. Sakalı hafif bir parça daha bırakabilirsin. Güzel olmuş. Saç modelin çok güzel. Yani bir parça daha sakal daha iyi olur. Ama bayağı güzel. Çok yakışıklı delikanlısın. Bu kadar popüler olmak için ne yapmamız gerekiyor derken bir kıyaslama var. Sizinle kadar. Evet, o anlamda. Herhalde manyak olmak gerekiyor. Ya din olmak gerekiyor. Çılgın olmak gerekiyor. Allah tanıtır. Allah tanıtır. Allah diyor peygamberimize, seni dalalet içinde bulup hidayet vermedin mi diyor. Fakirken seni zengin etmedin mi diyor. Ve bilinmez bir insanken seni şöhret haline getirmedin mi diyor. Ve herkesi de tanıtmadın mı diyor Allah. Verdiği nimetleri tanıtıyor. Şöhret haline getiren, tanıtan kimmiş? Allah. Zengin eden kimmiş? Allah. Hidayet veren kimmiş? Allah. Bak, delalet içindeydin diyor. Delalet, direkt dalle diye geçiyor. Delalet içindeydin. Ve ben sana hidayet verdim diyor Allah. Yol bilmezdin diyor Allah. Delalet içindeydin, ben sana hidayet verdim diyor. Fakirdin diyor, seni zengin ettim diyor. Ve seni şöhret yaptım, herkese tanıttım diyor. Onu ben yaptım diyor Allah. Dolayısıyla Allah yapar. Kaderde olduğu için oluyor. Yoksa çırpınmayla falan ama tabii benim deli dolu kişiliğim var eğer sebep olarak oluyorsa. Samimiyim. Yani böyle hani çılgın olmam, biraz delişmen olmam falan. Bunlar tabii çok sevgiye vesile oluyor. Evet, cesaretim, sadakatim, vefam. Ama benim kanaatim hepsinin üstünde samimiyetim. O çok etkili oluyor. Evet, dinliyorum. Badem'in bir videosu. Bak, kudurmanın alamettir bunlar. Yalnız biraz siyah beyaz da kedi olsa çok iyi olur. Şöyle yüzünden simetrik siyah beyaz oluyor biraz, saf, uzun tüylü. Sırf beyaz yahut bu renkler değil de o tarz alacalı onlar da çok şahane oluyor.
Ama tabii zeki kedi huyu çok önemli. Yani bir saftirik olmaları çok güzel oluyor. Yani abartılı şekilde saftirik. Evet. Ve de çok yumuşak başlı olanlar çok iyi oluyor. Ama ben saldırgan kediyi sevmem. Böyle deli yani ne yapacağı belli olmayan sürpriz. Ya bir de mesela abartı reaksiyon veriyor. Bence öyle bir kediye ben evde beslenmesinden yana değilim. Olmaz o yani. Evet. Evet, dinliyorum. Mehmet Şevket Ege hocamız Mehdi'nin zuhuru konusunda yeni bir yazı daha yazdı. Ah severim ben onu. Maşallah. Çok yakışmış hocamıza. Maşallah. Sakal da. O hiç çıkartmaz fesini. Maşallah. Evet. Yazısı şöyle hocamızın. Allah'ı ve Resulü'nü salat ve selam olsun ona. Seven müminlere düşmanlık etme. Ümmet şuuruna sahip ol. Ümmete zarar verme. Birliği bozma. Zamanın halifesine biat ve itaat et. Biatsiz, itaatsiz, serseri mayın gibi olma. Ahir zamanda Mehdi'nin zuhur ve İsa aleyhisselamın nüzul edeceğini bil. Ehli sünnet büyükleri bu hususta icma etmişlerdir. Deccalleri, kezzapları, süfyanları sevme dedi. Maşallah. Maşallah. Ya hocam Müslümanlara lider yapsa hakikaten şahane olur. Evet. Hocama böyle güzel Osmanlı, Abdülhamit'in faytonu var ya onu vereceksin. Ya ömrün ömür katılır yani. Evet. İnşallah. İnşallah. Hakikaten çok halim bir insan, çok kibar. Herkes sever hocam. Yani Müslümana böyle manevi bir lider olarak çok iyi olur Mehmet Şevket İyi hocamız. Böceklere bile acıyor ya. Karıncaları besler falan böyle öyle bir insan. Çok merhametli, çok kibar, naif. Tam Osmanlı beyefendisidir. Fransız lisesi, Gastel mezunu biliyorsunuz. Ana dili Fransızca bilir, Arapçası çok iyidir, İngilizce bilir. Yani çok genel kültürü gelişmiş bir insandır. Çok efendidir. Meşayihe karşı saygısı çok büyüktür. Şeyh Nazım hocamı müthiş severdi. Onun da bağlısı bildiğim kadarıyla. Maşallah. Tabii. Ya kendi de mürşit bildiğim kadarıyla. Yani yanlış bilmiyorsam öyle. Ama tabii öyle şahıslar söylemezler böyle şeyi yani gizli tutarlar. Yani mesela Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz o da mürşitti. Ama hiç kimse duymadı bilinmez. Nakşi mürşididir. Tabii. Mahmut hocamız falan çok severdi. Rahmetli. Bütün Müslümanları gezerdi. Çok mütevaziydi. Öyle ayırım yapmaz. Yani bir lider. Düşünebiliyor musun? Birisinin evine gidecek, konuşacak falan. Ev ev gezerdi herkesin. Tabii. Şimdi ne yapalım? İftarımızı gösterelim diğerini. Thank you.
الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Ayetteydi biliyor musunuz? Maun suresi. Maun suresi değil mi? Evet. O ayeti bana göndersinler. Evet. Şeytan Allah'a sığınır. Maun suresi 1. ayet. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kalkan, yoksul doyurmaya teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar, onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ufacık bir yardım veya zekatı da engellemektedirler. İşte bu Ebu Cehil'in ekip. Namaz kılıyor bunlar yani, bildiğin Müslüman. Ben diyor, Allah'ın peygamberisin sen, doğru diyor, ayeti diyor ya. Sorulduğunda diyorlar, sen tabii ki Allah'ın peygamberisin. Elhamdülillah Müslümanız, Allah'ın bütün hükümleri tamam, bu velayet sistemini kabul etmiyoruz diyorlar. Zekat, yani bütün malımızı niye verelim ki diyorlar. Ayet onu anlatıyor işte, o zamanın işte Katolik Müslümanların bir kısım sahtekar şekli yani bunlar. Bak, dini yalanlayanı gördün mü? Yani ayeti kabul etmiyor. O hani ihtiyaçlar arta kalan ayeti var ya. Böyle ayet olmaz diyor. Böyle şey, bunda bir yanlışlık var diyor. Haşa. İşte yetim itip kakan, yoksul doyurmayı teşvik etmeyen odur. Acayip zalimler bunlar zaten. Yetim, garibanları falan
itip kakıyorlar. Biz zenginizin büyüklük taslıyorlar. Enaniyetler. Peygamberimize karşı zaten saygıları yok. Çok küstahlar bunlar. Yoksul doyurmaya teşvik etmeyen onlar. Kimseye de hiçbir şey vermek istemiyorlar. Gitsin nereden bulsa bulsun diyor. Ama namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Allah diyor ki bak vay haline ki onlar namazlarında yanılgadadırlar. Yani namazlar gösteriştir. Oyun oynuyor yani. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ufacık bir yardımı, zekatı dahi engellemektedirler diyor. 1/40'ın üstüne diyor. Biz putlara diyor zamanında 1/40 veriyorduk. En fazla 1/40 olur diyor. Onun dışına vermeyiz diyor. Bak şu an sistem öyle. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Sakarya'dan Zafer. Çirkinler neden sevilmesin? Güzel yüzdüm. Çirkinler eğer zeki ise, akıllıysa sevilir. Ben yani çirkin olup da zeki, akıllı olan insanlar gördüm. Şahane oluyorlar. Yani herkesin çok saygı duyduğu, değer verdiği, çok aranılan insanlar oluyor. Kendini iyi yetiştirmiş. Dolayısıyla yanlış biliniyor. Yani akıllıysa bir mümin, muhteşem insandır o. Ne olur, boynu eğir olur, gözü işte belki değişik şekilde olabilir, dudağı değişik olabilir. Önemi yok ki akıllı olduktan sonra. Yani bütün mesele akıllı olmasındadır. Ama aklı zayıfsa tabii ki sevilmez. Aklı zayıf hiç kimse sevmez. Evet. Biraz müzik dinleyelim. Huzursuz yaylanır.
nedir damları? Akdemir hamamları, kalınır köylü hamları. Hoşma halvesini, hipni nedir damları? Hele 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 Akdemli Beylahım acil tatlı İlle telli çalıyor Halkım da oynayalım Hele 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 Akdemli Beylahım acil tatlı İlle telli çalıyor Halkım da oynayalım patlaması yaşandı. Bir görüntüsü vardı. Son? Son 40 yılın en büyük volkan patlaması. Bunlar da tabii çok harika olaylar, büyük olaylar. Daha hala oralarda da geziyorlar ya. Evet. Gidip seyrediyor turistler falan. Ya insan orada durur mu kardeşim? Evet, dinliyorum. Bir Kirpi ve Bobby. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Evet. Bobby'nin zoruna mı oluyor? Bobby'si. Ha, o da seyrediyor. Olabilir. Ama onun keyfi bayağı yerinde var. Evet, dinliyorum. Adım Olcay. Şeytanın beynimizdeki etkisi nasıl engellenir? Olcay, bu yakışıklılık. Ne bu yakışıklılık bakayım? Maşallah. Benim aslanım maşallah. Çok 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 güzelsin ve süper yakışıklısın. Saçlar şahane olmuş. Sakallar yeni yeni çıkıyor. Biraz daha çıktığında bir de sakal da bırakacak biraz. Çok iyi olacak. Yakışıklı şöyle yani etkisi olur da biz onu nasıl zarara getirebiliriz onu söylüyorsun. Yani şüphe verir ve yani kale almasın hadi oradan dersin. O olabilir. Unutkanlık verir Allah'ı anarsın. Ama yani unutkanlık tabii öyle şey olacak gibi değildir. Yani Allah anılır sadece. Bir mahsuru da yok unutkanlık veriyorsa versin yani bir şey olmaz. En ziyade işte gereksiz şüpheler meydana getirebilir. Gereksiz kuruntulara insanı sürükleyebilir. Onlara neşeyle, iman neşesiyle cevap vermek lazım. Kale almamak lazım. Şeytanın en çok kızdıran iman neşesidir. Hadi oradan deyip kalkıp oynarsın. Ne yapacaksın?
kendi hayatımı yaşayacağım. Zannetme kalkana geleceğim ben. Kendi hayatımı yaşayacağım. Zannetme kalkana geleceğim ben. Bundan sonra hayat buz gelir bana. Ağlamaya kaybolsun güleceğim ben. Bundan sonra hayat buz gelir bana. Ağlamaya kaybolsun güleceğim ben. Ağlamaya değme şu fani dünya. Çektiklerim geçti oldu dünya. Durun! Ağlamaya değme şu fani dünya. Çektiklerim geçti oldu dünya. Bana yaptığın o kaprisler var ya. Aklıma geldikçe güleceğim ben. Bana yaptığın o kaprisler var ya. Aklıma geldikçe güleceğim ben. Çek, 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 çek. Es, 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 es. Oldu aydınlık bana bende olur bütün yakınlık. Bundan sonra sana dönmek yok artık. Seni unutup da güleceğim ben. Bundan sonra sana dönmek yok artık. Seni unutup da güleceğim ben. Aklıma hiçbir şey takmayacağım. Helal, helal. Aklıma hiçbir şey takmayacağım. Her gece kuş bunu yatmayacağım. İçimde hiçbir dert tutmayacağım. Seni unutup da güleceğim ben. İçimde hiçbir dert tutmayacağım. Seni unutup da güleceğim ben. Es. İki, iki, iki. Üç, üç, üç. Beş, beş, beş.
söylenmiş. Getir profesyonel çalıcılar, çalamazlar. Evet. Bak bu rahmetli muhteşem söylüyor, çok candan. Getir devlet sanatçısı getirsen söyleyemez. Bu aşk, bu şevk olmaz. Ya, muhteşem tefle söylüyor. Yani hakimiyet dehşet. Sazlardaki güzellik ya, asla elde edilemez. Aşk gerekiyor ona. Getir istese denesinler, çıkmaz, olmaz. Son derece düz, monoton bir şey çıkar. Evet, dinliyorum. Seninle gurur duyuyorum sözü Müslüman denilir mi?
Denir yakışıklı mı? Dik güzel, ahlakı güzeldir. Onur duyuyorum. Yani İslam'ın onurunu sende görüyorum anlamına gelir. İslam'a güzel katkın bulunuyor. O yüzden onur duyuyorum denir. Bir şey olmaz. Güzel. Teşcidir. Kalbi açar, ferahlatır. İyi bir söz. Evet, dinliyorum. İnternet ortamındaki ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Severim ben seni. Herhalde internette arkadaşlar ama çok çok güzelsin. Bayağı güzel yüzün, çok temiz. Allah sana nur, hidayet, güzellikle ikramda bulunsun. Cennette de inşallah kardeş oluruz. Ya internet çok vakit alıyor, çok. Yani ufacık bir konuyu araştırmak böyle bir saat, iki saatini alıyor insan. Boğucu bir şey yani. İçine çekiyor kuyu gibi yani, ondan uğraşılmaz. Hayır kardeşim, şimdi yazı yazıyorsun, cevap iki saat onu bekliyorsun. Tık 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 yazıyor, siliyor, yazıyor, siliyor falan. O iki saat sen yeniden onu tengellendiriyorsun acaba. Ondan uğraşılır mı Allah aşkına? Yüz yüze konuşmak lazım. İnternet bana bir daha... Ya acil bir şey olsa tamam, akıl alır da ama internet sohbeti diye bir sohbet olmaz. Evet, dinliyorum. Kendinizi yalnız ettiğiniz anlarda ne yaparsınız? Ah benim güzel yüzlerim. Çok 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 güzelsin. Çok. Bir de sıcacık çok temiz bir yüzün var. Kuzu gibisin sen, kuzu. Nur gibisin. Allah seni daha da güzelleştirsin. Güzelliğini kat kat artırsın. Cennette de arkadaş yapsın. Alnından belli ne kadar temiz bir kız olduğun, yüzünden belli. Allah seni cennet için inşallah yaratmıştır. Cennette de inşallah dost olursun. İnşallah. Seni bir daha dinleyeyim. Kendinizi yalnız ettiğiniz anlarda ne yaparsınız? Hemen kız arkadaşlarımın yanına giderim. Hemen. Yahut davet ederim, gelirler. Allah vermesin. Evet. Hayatta olmayacak bir şey. Ömrümde hiç hatırlamam yalnız kaldığımı. Maşallah. Hiç en hoşlanmadığım şey. En hoşlanmadığım şey. Yani mutlaka birisi olması lazım yanımda, bir hanım arkadaşımız. Tabii sohbet edeyim, konuşabileyim. Evet, dinliyorum. Kendini sevdiren koala. Koala? Evet. Ya bizim mutlaka koalamız olması lazım ya, ben bu adama sarılıp yatmam lazım. Zaten meraklar aldı yatmaya da. Ama kışın çok iyi olur bu. Evet, dinliyorum. Selam hocam. Müslümanlık gelince aklınıza gelen üç şey nedir? Yakışıklım, sevgi, samimiyet, dürüstlük. İslam budur yani. Sevgi, samimiyet, dürüstlük. Ya hepsi temiz çocuklarını görüyorsun. Yani. Evet. Türkiye güzel ülke fakat işte Deccal çok büyük oyun oynuyor. Bir liderlik mekanizmasıyla bunun çözülmesi gerekiyor. Tayyip hocam çok güzel, çok iyi ama mutlaka Mehdi'nin zuhuru gerekiyor. Tayyip hocam daima başta olması gerekir yani, o olmadan olmaz. Zaten ismine çok atıf var, ben baktım hadislere. Yani şahsına çok atıf var. Onun görevde olmasının şart olduğu anlaşılıyor. Evet. Ramazanınız nasıl geçiyor? Maşallah, maşallah. Allah senin nuruyla sarsın. Biraz yaş ilerlemiş ama yakışıklılık olduğu gibi duruyor. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Cennette de kardeş etsin inşallah. Ramazan garip bir bayram gibi yürüyor bana. Niye bilmiyorum yani. Herhalde herkeste öyle bir şey vardır. Değil mi? Ramazan her yerde duyulması heyecan veriyor. Mesela esnafa gidiyorsun Ramazan. Camiye gidiyorsun Ramazan, çok güzel. Ama camideki kardeşlik de çok önemli. Camilerde ziyafet verilmesi lazım. Bilmiyorum ama tabii çok geniş yaygılar serilmesi gerekiyor. Geniş yaygılar. Sade yiyeceklerle mesela biraz pide, peynir, çay. Sırf ondan bile olur bak. Pide, peynir, çay. Gayet güzel olur. Yani olmaz diye bir şey yok ama sohbet falan olur. Çok güzel. Mesela hoca efendilerden birisi konuşur. Yani camileri boş bırakmayalım, o çok önemli. Mesela çocukların olması çok güzel camilerde. Koştursun ya. Çıksın, insin aşağıya. Sen namaz kılarken de bir şey olmaz. Sen kıl namazını, sen sana ne çocuktan.
elinde süpürge sapıyla çocukları kovalıyor. Bunak adamlar yani. Evet, dinliyorum. 43 milyonun üzerinde izlenen Yaramızda Kalsın parçasıyla ünlenen 21 yaşındaki ünlü şarkıcı Onurcan Özcan, İmrenle Koyun'un açıklarında bir dalganın gelmesiyle teknelerin alabora olması sonrası kayboldu. Teknedeki diğer 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı fakat Onurcan Özcan ve bir arkadaşı vefat etti. Onurcan yakışıklı, güzel delikanlı. Allah inşallah cennetine onu koymuştur. Orada onun müziklerini dinleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum. Resul'e tabi olmak nasıl olur? Bak ne kadar güzel, görüyor musun? Herkes İslam'ın tam içinde. Ama gerçek İslam'ın içinde. Benim canım belli. Kur'an Müslümanı, yani Katolik Müslüman olmadı hemen anlaşılıyor. Yüzü de çok çok güzel. Allah güzelliğini daha da artırsın. Seni cennetiyle şereflendirsin. Biraz yaklaştır bakayım, yüzünü göreyim. Esmer güzeli, çok çok güzel. Allah içine neşe versin, sevincini artırsın. Kalbine ferahlık versin. Seni korkulardan Allah beri etsin. Allah korkusunun dışında sana korku yaşatmasın. Huzurlu bir hayat versin, uzun ömür versin. Cennette de inşallah, cennetteki yüzünden de seni tanıyacağım, burada da tanıyorum. İnşallah cennette de kardeş olalım. Ben canımın içini bir daha dinleyeyim. Resul'e tabi olmak nasıl olur? Resul aynı zamanda imam oluyor. Onun için diyor Cenab-ı Allah tabi olacağım. Resul'ün iki görevi var. Bir, kitabı getirir. Anlatır kitabı. Sen de bilirsin. İki, imamlık görevi. İmam o, peygamberi, lider yani, imam. Cumhurbaşkanı gibi yani. Ona uyacaksın. Ne diyorsa uyacaksın. İstişare eder ayrı ama devletin başı olmuş oluyor. Yani imam demek odur. Veyahut manevi imamdır. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği anlatır. Mesela bazen peygamberimiz imameti başka sevdiği sahabelere vermiştir. Kumandan olarak tayin etmiştir. Kendisi peygamberlik görevi yapıyor. Ama imamet görevini başkalarına verdiği oldu. Onlar da bayağı başarılı faaliyetler yaptılar. Efendim. Mesela bak şu ayet de var bu konuda. Nisa suresi 59. ayet. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Yani Kur'an'a, Tevrat'a ve İncil'e uyun. Elçiye itaat edin. Yani peygamber geldiğinde aynı zamanda imamdır diyor. Ona itaat edin. Yani Kur'an'a uyarız biz, elçiyi dinlemeyiz, o yok. Aynı zamanda imam. Ve sizden olan emir sahiplerine, mesela imam, başka imamlar tayin ediyor, onlara da uyacaksın. Mesela peygamber imam olarak uyuyorsun ama peygamberin de imamları var, tayin ettiği imamları var. Yani emir sahipleri. Onlara da uyacaksınız. Bak, emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, bir konuda tereddüt olursa, artık onu Allah'a ve elçisine döndür. Yani Kur'an'la bakın ama Kur'an'la anlayamadıysanız imama, elçiye getirin. O size açıklasın. Yani hakem olduğu için, hakim yetkisi olduğu için karmaşık bir durumda kendini çözmeye kalkmayın. Birbirinize düşerseniz olay çıkar. Doğrudan imama getirin, hakimlik yetkisiyle karar versin, içiniz rahatlasın, konu bitsin diyor Allah. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu hayırlı, bak hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Öbür sonuç bakımından güzel olmaz ve hayırlı olmaz. Kargaşa olur, ona düşer, ona düşer, ona düşer. Ama getirip imama söylersen, bir hüküm verir, derhal biter. Kur'an anlattı bu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir büyüğümüz. Ne diyor? Bizim İsrail'e karşı duruşumuz her zamanki gibi. İsrail, Batı Asya bölgesinde kötü huylu, kanserli tümördür. Bunun sökülmesi
ve yok edilmesi gerekiyor. Bu mümkün ve bu olacak. Değerli Ali Hamenay'ın ben ellerinden öpüyorum ama bu Kur'an'a, akla, vicdana aykırı. Bir kere İsrail'in orada olacağını Allah Kur'an'da belirtiyor. İki net ayet var, Kur'an ayet. Orada yaşayıp orada ölecekler. Allah onlara vatan olarak orayı vermiş. Ha, orada fitne çıkartmaları yasak, kan dökmeleri yasak. Orada yaşamaları yasak değil. Onun için de inşallah Allah Moşiyah-ı Mehdi bir an önce zahir eder. Orada İsrail'de, İran'da huzur içinde hepsi birlikte kardeşçe yaşarlar. Böyle bir çözüm olmaz, böyle bir olay olmaz. 3500 yıldan beri sadıklar Hazreti Musa'ya, ben ondan alnından öperim. 5000 yıldan beri de Hazreti İbrahim'e sadıklar. Ben ondan alnından öperim. 7000 yıllık belki, 7-8 bin yıldan beri de Hazreti Nuh'a sadıklar. Ve bütün peygamberler sadık ve saygılılar. Ben onları alnını öperim. Onların kılına dokunan da canına dokunuruz. Mazlumun kılına dokunanın canına dokunuruz. Gök kubbeyi başlarına geçiririz. Her zaman söylüyorum. Ama zalimlerine Allah hidayet versin. Vermiyorsa Allah helak etsin. Kan dökücü zalimlerine Allah hidayet versin. Hidayet vermiyorsa helak etsin. Ama ben mazlumun kılına dokundurtmam. Yani bunu unutacaklar. Evet, dinliyorum. Sevimli bir kuzu. Bak ben seni ısıracağım sonra. Evet. Yani bunun bir karşılığı olur tabii, biliyorsun. Ha, sen yap şimdi böyle oblasın. Ceza olarak her yerine ısırma cezası var bunun. Tayyip hocam sen başta olacaksın. Mehdi devrinde başta olacaksın sen. Bak ben söyleyeyim sana da hadisleri sen de oradan kanaatin gelsin. Deccal çıkınca, yani İngilizler realite ortaya çıkınca ona karşı müminlerden bir adam yönelir. Yani gidiyor İngiltere'de efendim mekanlarına giriyor. İflalarını kesiyor. Derken o mümin kimseye, mümin Mehdi demiyor bak, mümin kimseye birçok silahlılar, yani FETÖ'cü, it kopuk, PKK'nın adamları, Deccal'in merkezlerde bak, gözetleme yapan, yani böyle böcekle, gizli kamerayla gözetle yapan silahlı alçakları karşı çıkarlar. Nerede yazıyor? Mehdilik ve İmamiye, sayfa 37, Sahih-i Müslim, cilt 11, sayfa 393'ten nakil. Şimdi Tayyip hocam bak sana bir hadis daha söylüyorum. O mümin kimseye, Tayyip hocam bak burada kastedilen sensin. Merkezlerde gözetleme yapan silahlılar, kışlalar ve darbeci askerler anlamına geliyor Arapçasında. Evet. Şimdi o hadisi ben kesiyorum. Şimdi buna devam edeceğim. Taba Tebai 57. hadis. Çünkü o hadis öbürünün devamı olduğu için ayrı bir hadis söylüyorum. İmam Mehdi ve arkadaşları arazisi geniş, etrafı çevrili bir yerde ikamet eder. Bak ne kadar net, 1400 yıl öncesinden söylüyor Resulullah. Mehdi ve arkadaşları, bak Mehdi demiyor, arkadaşları. Nerede? Arazisi geniş. Yani demek ki 5-10 metrekare falan, 50-100 falan değil mi? Küçük bir şeye böyle demez. Arazisi geniş ve etrafı çevrili. Görüyor musun detayları? Gördüğünü söylüyor Resulullah. Çevrili bir yerde ikamet eder. Mehdi'nin bulunduğu yerin adı Arz-ı Tayyibe'dir diyor. Tayyib'in arzıdır diyor yani. Tayyib'in bulunduğu şehirdir. Tayyip hocam işte görüyorsun. Mehdi devrinde de baştasın. Görevdesin. Kaderin böyle, seni alamazlar, gönlün rahat olsun. İnşallah. Çarşaflı ve dekolte hanıma, hepsine alabildiğine hürriyet. Sanata, estetiğe, kültüre, kaliteye alabildiğine teşvik. Sanata, kültüre, kaliteye alabildiğine teşvik. Ve özellikle kadınlara, gençlere, kılık kıyafet dahil,
eğlencesine, neşesine, hiçbir şeyine, hiçbir şekilde müdahale olmayacaktır. Herkes istediği gibi özgür yaşayacaktır gibi. Kısa bir açıklama yaparsan Tayyip Hocam, gönülleri fethedeceksin. İnşallah. İnşallah. Bak, daha var seçime. Bir ara bunu söyle. İnşallah. Çok büyük fark atacak, ben söyleyeyim. İnşallah. Evet, dinliyorum. Muharrem İnce'nin dine ve dindarlığa sık sık vurgu yapan açıklamaları ve uygulamaları basın tarafından samimiyetsiz bulunuyor. Ve özellikle sağ medya çok eleştiriyor. Son olarak kendisine Gümülcine de hediye edilen Elif harfinin olduğu tabloyu ters tutunca hakkında alaycı yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Muharrem İnce şöyle bir açıklama yaptı. Size yemin ediyorum, o telaş içinde bana uzatılan bu tabloya doğru dürüst bakamadım bile. Vallahi de böyle, billahi de böyle. Yoksa Mert'i de bilirim, Elif'i de dedi. Canım, olabilir ya, bu kadar detaylısına göre heyecanlanmış olabilir. Bir de karıştırmış da olabilir. Ne var onda yani? Yani normal açısı öyle gibi de zannetmiş olabilir. Yani Arapça biliyorum ben. Demiyor ki yani. Latin harflerine yetişmiş bir insan. Bilmeyebilir de, hoca değil o. Yani Mekke'den gelmiyor, Medine'den gelmiyor yani. Değil mi? Hadis fıkıh alimi de değil. Dolayısıyla bilmeyebilir yani. O anda da harfin akışını o an öyle gibi. Yani öyle süslü olarak öyle yaptılar diye düşünmüş olabilir. Bir hata yapmamak için işte. Hakikaten oturuşu öyle gibi görünüyor ilk bakışta. Düz, yani düz bakan biri öyle anlar. Ancak harfi bilen onu o şekilde kavrar. Oradakilerin de hatası, ona sunarken öyle sunmaları çok ayıp yani. Onu düz açısıyla vermeleri gerekirdi. Bunlar önemli şey de yani, biz buna göre bir insana değer vermeyiz. Yani buna göre bir karakter tahlili olmaz. O dindarlığa, İslam'a sevgisi olduğunu görüyoruz. Atakları güzel. Müslümanlıkla ilgili vurguları güzel. Onu iftiharla, gururla karşılıyoruz. Bunlarda bir şey yok. Ama sertliğe gerek yok. Yani o sert usluba kaymasın. Gerek yok bunlara. Yani gidişatı iyi ama kazanamaz. Ama akılları da iyi kalacak. Güzel kalacak. Yani kazanması diye bir konu olmaz. Onu söyleyeyim yani. Tayyip Hocam, şimdi baksana bir hadis daha. Resulullah Deccal'i anlatırken şöyle buyurdu. Deccal diyecek ki, ben şimdi size kendimi tanıtayım. Gel de sana kendimi tanıtayım diyor. Ben Mesih Deccal'im diyecek diyor. Çıkış için bana izin verilme zamanı yakındır. Şu an yakın zaten. Bak, izin verilme zamanı, görüyor musun? O heyeti toplanıyor. Heyet ona izin veriyor. Deccal'i. 300 kişilik heyeti var. O zaman çıkıp yeryüzünden dolaşacağım, işte Mekke'ye, Medine'ye uğrayamıyor ama Kudüs'e geliyorum. 40 gün içinde uğramadığım kariye köy kalmayacak. Doğru yani, seri bir gezme olacak. Mekke ile Tayyip'e, yani İstanbul hariç diyor. Tayyip Hocam, bak senin isminden İstanbul birlikte anılıyor, Tayyip'e diye. Değil mi? Peygamber bayağı isim verebilirdi ama bak, Tayyip'e diyor. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çubuğuyla minbere dokunarak, bak sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çubuğuyla minbere dokunarak, bu Tayyip'edir, bu Tayyip'edir, bu Tayyip'edir. Bak, üç defa ismini söylüyor senin. Halkta evet diyen karşılık verdi diyor. Ebu Davud da üstelik. Sahih hadis kitabı. Buradan anlıyoruz başta olacağını Tayyip Hocam. İnşallah. Evet, dinliyorum. İngilizlerin devleti kimden emir almaktadır? Şeytandan, yakışıklı mı? Yani şeytan çağırıyorlar. Adamı hipnoza sokuyorlar önce. Yani o başı olan kişiyi. Adam böyle derin humurtalarla falan derin transa geçiyor. Yani hırıltılı bir nefes alma şekli oluyor. Üzerine şeytan çöktüğünde, yani boğulacak gibi oluyor, kıpkırmızı oluyor, hırıltılı, o anda ona vahiy etmeye başlıyor işte şeytan. Yani zırvalıyor işte, mesela şunu asın, bunu kesin, şunları öldürün, bunları yapın falan, o kendi ağzından söylüyor. Onlar burada yazıyorlar. Deccaliyetin sistemi budur. Buhtu Nasr'da böyle olmuştur, Nimrod'da böyle olmuştur. Yapılanma da masoniktir.
Yani toplantıları da masoniktir ama şeytani masonik. Konu bu. Evet, dinliyorum. Kız kardeşin 12 yaşındayken dedesinin isteği üzerine başını örttüğünü anlatan Muharrem İnce, kahri beladan beri Müslüman olduğunu söyledi. Kız kardeşim 12 yaşındayken dedemin isteği üzerine başını örtmüştü. Yani AK Parti iktidara geldiği için başını örtmedi. Kocası ihale alsın diye de başını örtmedi. Yani Müslümanlığı Tayyip Erdoğan'dan öğrenecek halimiz yok. Elhamdülillah kahri beladan beri Müslümanız, senden mi öğreneceğiz dedi. Cumhurbaşkanı ya, onu demedi ya. Yani Tayyip Hocam ne yapardı? Cumhurbaşkanına karşı bence ve hoş sohbetli uslup kullansa daha güzel olur. Bunlar biraz dozu yüksek. Ama ben samimiyetle Müslümanlığına inanıyorum. Dürüstlüğüne de inanıyorum. Yani senin Müslümanlığın kimse tartışamaz. Evet. Sayın Muharrem İnce. Yani hiç kimseyi de tartıştırtmayız. Biz senin candan samimi Müslüman olduğuna inanıyoruz ve güzel CHP'de güzel bir çizgi, misyon oluşturuyorsun. Takdirle de takip ediyoruz. Teşvik de ediyoruz. Sana laf söyleyenleri biz kale almayız. Evet. Kimse de kale almaz. Doğru yoldasın. O yönde bir mahsur yok. Evet. Ama Tayyip Hoca'ya yardım ve destek zamanı yani şu an. Tamam, muhalif ol ama halim bir dil kullan bence. Sana yakışan o. Sen boş ver, eski stilini tamamen kaldır. Çünkü kazanamasan bile ilerisi için seni düşünüyoruz. Düşünürüz yani. CHM'nin başına geçiririz seni özetle. İnşallah. Ama tabii hoca ne der bilmiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Ama da kalender canım, ne olur bir şey olmaz. Kardeş kardeşe zaman zaman değil mi görev tevdi eder, bir şey olmaz. Ama Tayyip Hoca şu an iyi. Yani Ferah bir 10 yıl 20 yıl götürür yani. İnşallah. Evet, gider. İmam Hatip okullarında fizik öğretmeni yapmış Muharrem İnce. İmam Hatip okullarında, yani yabancı değil oralara. Hakikaten de Müslüman, temiz, dürüst bir insan. Ama sen sevecenliğinden tanınıyorsun. Bence onu hiç bırakma. Kırma o sistemi yani. Gayet güzel gidiyorsun. Yani CHP'yle istese de yapma sen. Bazıları isteyebilir, yapma. Ama dindarlığın, Müslümanlığına kimse laf diyemez. Biz seni o yönüne takdir ediyoruz. Gayet de güzel yoldasın. CHP'nin gidişatı da, İslam'a yaklaşma şekli de çok güzel. İyice sağa kaydı. Bak, kaç yıldan beri söylüyorum. Solun iyice sağına gelin dedim. Ya sağın iyice solunda olun dedim. Solun iyice sağına geldiler. Hatta dediler ki yani çıktı falan dediler artık neredeyse. Sınırı da çıktı dediler. İşte aranan bu. Bunu yaparsanız gayet güzel, baş tacı olursun. Halk da sizi sever. Yani iyi, güzel gidişat iyi. Evet, dinliyorum. Savaşın besmemesi can sakıldı. Yakışıklım, güzel yüzlüm. O kadınlara karşı içi kin dolu bazı homoseksüeller var. Böyle kadın düşmanları var. Kadınları bin bir türlü laf ediyor. Mesela esmer olana kara kız diyor. Sarışına da işte çok çok özür dilerim. Ya haşa. İşte aptal sarışın falan gibisinden. Onu diyenin aptallığı katlamalı bir aptallık oluyor asıl. Kendisi aptal diyor. Sarışının binde biri bir zeka, akıl göstersin. Ben ne istiyorsa yapacağım onu diyen. Gelsin. Yayına çıkaralım, göstertelim. Akılsızlığını göstereyim. Sarışınlar bir kere son derece zeki olurlar. Esmerler de son derece zeki ve akıllı olurlar. Yani birbirlerine adeta yarış halindedirler. Ve hepsi mükemmel olur. Sarışınlar gayet güzel hayat yaşarlar. Ve çok da sevilirler. Esmerler de çok sevilirler. Ve gayet güzel hayat yaşarlar. Bunlar laf. Benim yakışıklım da zaten bunlara inanmadığı için bunun mantıksızlığını vurgulamak için soruyor. Doğru söylüyorsun. Sarışın da, esmer de, her ikisi de güzeldir. Her biri de birbirinden üstündür, iyi ve güzeldir. Dolayısıyla kadın düşmanlarının ortaya attığı çirkin sözlere hiç itibar etmiyoruz. Benim yakışıklığım da itibar etmez. Bir kısmı bunu hakikaten bilgisizliğinden yapıyor, yahut boş bulunduğu için yapıyor. Ama birçoğu homoseksüel ve kadın düşmanı olduğu için yapıyor. Ama bir kısmı işte Anadolu terbiyesi içerisinde bilmeden bu tip bilgiler, yani kara kız kara kıza hitap edilir. İyi niyetle söylüyor ama ya tabii yanlış bir alışkanlık.
Fakat onun kötü olduğunu o an kavrayamıyor. Aptal sarışın sözü de sarışına ulaşamayan avanaktan ortaya çıkardığı laflardır. Ulaşamayınca öfkeden ne desin? Aptal der. Ya daha da kötü şeyler söyler. Ne kadar hakaret? En hafif hakareti budur onların. Ulaşamadığı için. Hoş dedikleri için. Konu bu. Yani birçoğu için böyle. Ama bir kısmı da bilgisizliğinden bunu söylüyor. Ya sevgisizliğinden söylüyor ayrı mesele. Ama çoğu homoseksüellerin veyahut işte zalimlerin etkisinde kaldığı için yapıyor. Ama asıl ekseriyet kavuşamamak, elde edememek. Hani derler ya, kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş de, onun gibi. Ulaşamamalarından kaynaklanıyor, başka bir şey değil. Derici derler, beğendiği deriyi yerden yere vururmuş. Ne yapsın ulaşamayınca kendi kafasına göre? Kendince aşağıladığını zannediyor, bir kendini aşağılamış olur. Evet, dinliyorum. Irak Dışişleri Bakanı Cafer'in bir açıklaması var. Dicle ve Fırat Nehri'nin azalması Hazreti Mehdi'nin gelişinin yaklaştığını işaret eder diyor. Ey Diyanet görevlileri duyun. Bak sizin dışınızda herkes Mehdi geldi gelecek diyor. Evet, maşallah. Bak bu ne demek? Mehdi geldi anlamında söylüyor. Evet. Çünkü bu alamet çıktığında olan alamet. Maşallah. Bir daha oku. Irak Dışişleri Bakanı Cafer'i şöyle söylüyor. Dicle ve Fırat Nehri'nin azalması Hazreti Mehdi'nin gelişinin yaklaştığını işaret eder. Bak evliyalar, esfi hepsi biliyor. Bizimkilerin bir kısmı bilmezden geliyor ama bilinçaltlarını biliyorlar. Vay be, vay be kardeşim, abiniz konuşur da sayı yükselmez mi? Katlamalı artma var. Ama gidelim, akşam gelelim. Şimdi Ramazan, oruçlu herkes. İnşallah. Yayınımızın sonuna geldik. Akşam inşallah tekrar görüşmek üzere.